Merhaba yediler. Yazılı hazırlık videosunun ikincisi için karşınızdayım. Bugün sizlere birinci dönem birinci İngilizce yazısının ikincisini yapacağım. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden arkadaşlar. Burada kişilik ile ilgili sıfatları boşlara yazın demiş. Bakalım. Merchant always breaks things demiş. Yani her zaman mutfakta bir şeyleri kırar. Bir şeyleri kırarsa nedir? Clumsy'dir. Yani sakardır arkadaşlar. Kahraman always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler. Asla yalan söylemez. Böyle bir insan nedir? Honest'tir. Yani dürüsttür. Tolga likes his school. Okulunu severmiş. Derslerinde çalıştırmış. O zaman hard working. Yani çalışkan anlamında. Çok, sevincin çok parası var. Ve fakir insanlara yardım eder. O yüzden generous. Yani cömert. Sonra da punctual kaldı. Ama onu da açıklayalım tabi. İngilizce öğretmenim asla geç kalmaz. O punctual'dır. Yani dakiktir. Boşluklar arkadaşlar. Burada emizar ya da vazları doldurmamız lazım. Hemen bakalım. Bir numarada last year demiş. Yani geçen yıl dediği için dedem ve nenem. İki kişi olduğu için buna were yazacağız. Geçmiş zaman çünkü. So, bu yüzden diyor, bu yıl dediği için, şu an yani, they are yazmamız lazım. İkide ise, today, bugün diyor, iz yazmamız lazım, pazar günü. Biz dediği için, şu an dediği için, biz, we are, batman farkındayız. We are doing shopping, yani ne yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Üçüncü cümle arkadaşlar, bakalım. Dün ifadesi var. Dün dediği için you ile ne kullanılıyordu? Were kullanılıyordu. Where were you at 2 o'clock yesterday? Yani dün ikide neredeydin anlamında. Burada you weren't at the office. Ofiste değildin. Yani ofiste değildin, neredeydin diye soruyor. 4'e bakalım. My daughter yesterday demiş. My daughter eşittir she olduğu için vaz yazacağız. Yani dün hastaydı. Fakat she is better now. Şu an iyi. Burada arkadaşlar bir sefer last night. Geçen yani dün gece demiş. Geçmiş zaman yazacağız ama was mı yazacağız, were mi yazacağız? Onun için nereye bakmamız lazım? A good film. Bakın iyi bir film vardı. O yüzden de buraya ne yazmamız lazım? vaz yazmamız lazım arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden devam edelim arkadaşlar. Burada bir sürü kelime var. Resimlerin altına kelimeleri yazmamız lazım. Bakalım. Burada bir kupa olduğunu görüyorsunuz. Hemen kap kelimesini kapıp yazıyoruz arkadaşlar. İki numarada madalya var görüyorsunuz. Medal yazıyoruz. Madalya. Burada spectators var değil mi? Yani seyirciler, izleyiciler anlamında. Hemen onu da yazıyoruz arkadaşlar. Burada adam ne yapmış? Gol atmış. Yani gol. Beşte ise dikkat ederseniz şu hızdan vurmak fiilinin olduğunu görüyoruz. O yüzden de hiti yazıyoruz arkadaşlar. Burada ise raket var. Racket'ı hemen yazıyoruz. Burada shuttlecock var. Yani badminton topu var. Shuttlecock'u hemen yazıyoruz. Burada ise kale var. Evet ama burada kast şey A. O yüzden de net'i yazıyoruz. Mesela bu karenin ağlarına da net diyorlar. O Voleybol oynarken araya serilen a' da net diyorlar. Diyorlar yani. Bat and a ball yani bir tane beyzbol sopası ve topu. Evet, bat and a ball. Burada ise arkadaşlar roller skate var. Yani paten var. Onu da buraya ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Hemen diğer sayfaya geçelim. Burada ise arkadaşlar doğru sıfatı seçin demiş. Roy her zaman insanlar yardım eder. O yüzden ne diyeceğiz? Helpful diyeceğiz. Yani yardım sever. Stubborn neydi? İnatçı. Linda and Sam bir şey bir şey kızlarmış. Onların çok arkadaşı varmış. Çok arkadaşı varsa bunlar nedir arkadaşlar? Outgoing'dir. Yani dışa dönüktür. Sosyaldirler. Clumsy demekti. Sakar. 3 numara Tom her zaman arkadaşlarına hediye alır. O yüzden generous diyoruz. Yani cömert. Ruth ne demekti arkadaşlar? Kaba demekti. Dört numarada Susan bir şey bir şey diyor. Her zaman planlarını unutur diyor. Unutmak fiili olduğu için zaten hemen forgetful'ı yazabilirsiniz. Unutkan anlamda. Kind demekti. Kibar nazik demekti. Beş numara Jane her zaman yalan söyler demiş. O yüzden o dürüst değil diyeceğiz. Shine demekti arkadaşlar. Çekingen. Buradaysa arkadaşlar write the dates yani tarihleri yazın demiş. Şimdi 1995'i ikiye bölmemiz lazım. Önce 19 sonra 95 dememiz lazım. Yani 1995 1995 diye yazıyoruz. Bu 1842'yi de yine ikiye bölmemiz lazım. O da 18 oluyor. 42 oluyor arkadaşlar. Yani 1842. 2023. Şimdi 2023'ü iki şekilde yazabiliriz. Birincisi klasik şekilde ikiye bölebiliriz. Yani twenty diyoruz. Sonra twenty 3 diyoruz. Ya da Türkçede okuduğumuz gibi thousand yani 2000 and 23 diye de yazabiliriz arkadaşlar. İki şekilde de doğru olur. 2018'de de aynı şey var arkadaşlar. Yani twenty 18 diye ikiye bölüp söyleyebiliriz ya da Two thousand and eighteen diye e, bizim okuduğumuz şekilde de söyleyebiliriz. 1453 dört ise ikiye bölmemiz lazım. Hemen fourteen'i yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da fifty yazıyoruz. Bu kadar basit. Hemen vakit kaybetmeden geçelim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Evet burada gördüğünüz gibi 5 tane resim var. Burada 5 tane kelime var. Eşleştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Tomik benim gibi Tomik bir arkadaş var. Evet overweight yani 4 numarayı buraya yazıyoruz. Evet bir çiftimiz evlenmiş. Ne yapmışlar? Get married yani 1 numara. Burada bir ödül var görüyorsunuz. Ödül ne Award demekti. 3'ü buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar da mezun olmuşlar. Graduate, mezun olmak 2'yi buraya yazıyoruz. Bunlar ise iyi bir vücut yapmışlar. Kaslılar 5'i de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. 3 tane farklı diyalog var. 3 tane de soru cümlesi var. Bunları boşluklara doldurmamız lazım. Önce sorulara bakalım arkadaşlar. What does she like doing? Yani o ne yapmayı sever? Bu sorunun anlamı bu. What does she look like? O nasıl birisi? O neye benziyor? Yani dış görünüşü ne? Onu soruyor. What is she like? O nasıl birisi sorusu ise, bu soru ise e, kişinin karakterini, huyunu, suyunu soruyor. Hemen bakalım. Cevapta demiş ki She is beautiful with blonde hair. Yani sarı saçlı çok güzel birisi falan demiş. Mavi gözlü demiş. Demek ki dış görünüşü sormuş. Yani buraya ne yazacağız arkadaşlar? What does she look like? Bu arada arkadaşlar, bu what does she look like sorusuyla what is she like sorusunu şu şekilde ayırt edebilirsiniz. <laughs> look like gibi görün yani görünmek demek. Yani nasıl görünüyor da diyebilirsiniz aslında. Tamam mı? Burada ise işte sadece like var. Bakalım she is an outgoing girl. Yani o sosyal bir kız. Çok arkadaşı var. Demek ki huyunu suyunu sormuş. O yüzden ne yazıyoruz? What is she Like onun nasıl birisi. Son soruda buraya kalıyor zaten onu yazalım ve açıklayalım. What does she like doing? O ne yapmayı sever? Yani o e, outdoor sports yani dışarıda yapılan sporları, açık alanda yapılan sporları sever. She goes jogging e, koşuya veya daha yürüyüşüne gel anlamında bir cümle söylemiş. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki bölüme bakalım. Evet iki tane kelime var. Bunlardan hangisi doğruysa onun yuvarlak için almamız lazım. Hemen bakalım. We have mi olur, has'm olur, tabii ki have olur. I usually, ile I olduğu için get olur Fiil s eki almaz. My father dediği için yani babam dediği için fiil s sakısı almalı. Watches olacak. Jane Stanley Missadizmi. Jane eşittir she olduğu için studies olur. She de bir zaten wants olur. S takısı gelmesi lazım. Mr. and Mrs. Smith. Yani iki kişi var burada. They olduğu için they live olur. My sister. Kız kardeşim dediği için S takısı alır. I dediği için have olur arkadaşlar. People insanlar demek. O yüzden take olur. Monkeys demiş. Yani maymunlar dediği için de yine eat olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer e, sayfaya geçelim hemen. Burada ise complete the sentences demiş. Use don't or doesn't. Yani don't veya doesn't kullanarak cümleleri tamamlamamızı istemiş. Bakalım I ile don't kullanılıyor. She ile doesn't kullanılıyor. We ile don't kullanılıyor. Peter he olduğu için doesn't. You olduğu için don't. She olduğu için Doesn't. Students çoğul yapmış. Don't olur. My father da he olduğu için doesn't olur arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden devam edelim. Son kağıdımıza geldik bu arada. Burada sıfatları vermiş. Burada da bir çizelge var. Bizden e, karşılaştırma cümlesi kurmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen bakarım. Şimdi mesela Metin Martin'in uzun mu? Bakalım. Evet uzun. Yani Martin is taller than Metin diyeceğiz. Bunu çizdik. Fat şişman kelimesi var. Hangisi ağır? Metin ağır. Dikkat ederseniz. O yüzden Metin is Evet, fatter diyeceğiz. İki tane t ile yazıyoruz. Unutmayın. Fatter than Martin. Ya da Martin neyse. Sonra slim kelimesi var. Zayıf anlamına geliyordu. Hangisi zayıf? Mart, Martin zayıf. O yüzden ne yazıyoruz? Martin is slimmer than ne diyeceğiz arkadaşlar? Metin. Yani Martin metinden daha zayıftır. Burada da yine m'ler iki kez yazıldı. Sonra hardworking çalışkanlık meselesi metin notlara 100, martin notlara da 45'le de sürünüyor. Tabii ki metin daha çalışkan. Metin is more hard working. Evet arkadaşlar, hard kelimesi uzun heceli. O yüzden more hard dememiz lazım. Then Martin. Son olarak lazy kelimesi var. Yani tembel kelimesi var. Tembel olan kimdi? Martin'di. Martin is lazier. Er'e getirirken lazy kelimesine y harfi düştü. İyi geldi. Lazier den Metin yani Martin Metin'den daha tembeldir. Evet arkadaşlar yazılı videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.